Ben Handan Aşkın. 1986 İstanbul Gazi Osman Paşa doğumluyum. Genelde güçlüydüm. Burada 16-17 yaşlarımda kız arkadaşımla çok mutluyduk o gün. Handan eski resimlere bakmayı seviyor. Gençliğini hatırlamayı da. Ama birisi onu tüm bu fotoğraflardan çekip çıkarmış. Eşi. Onu neredeyse öldürmek üzere olan adam. 10 yıl beraberliğin içinde tokat attığı da oldu, vurduğu da oldu, hakaret ettiği de oldu. Bu hakaret yatak odasında da oldu. Bir gün, hiç unutmuyorum bir gün, kurban bayramından bir gün önce gözlerim mozmordudan patlamış. Ben o şekilde işe gittim. İşe gittim ben o şekilde, işimden olmayayım diye. Ve o halen çalışmıyordu o zaman artık dayanamayacak düzeye gelince eşini terk etmek istemiş. Sonrasında yaşananlarsa cep telefonundaki bir videoda kayıtlı. Kocası bir gün silahla karşısına çıkmış ve onu vurmuş. Her şey bitti diye düşündüm. İşte o anda da yine mermi ağzıma dayadığında bastığında tetiğe kurşun yoktu. Yani ikinci bir şansı yine orada yakaladım Allah tarafından. Şimdi belden aşağısı felç, eşi ise cezaevinde. Dava iki yıldır devam ediyor, henüz bir karar çıkmamış. Handan onun serbest kalmasından korkuyor. Türkiye'de kadınlara karşı şiddet konusunda güvenilir istatistikler yok. İnsan hakları örgütleri her gün ortalama bir kadının öldürüldüğünü söylüyor. Sokaktaki vatandaşa sorduğunuzda ise ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Hemen her kadının şiddetle ilgili bir tecrübesi var kadına yönelik tabii ki şiddet var ve son zamanlarda artık kadın cinayetlerini haberlerde izlemekten artık biz yorulduk. Yani hepimiz psikolojik ve fiziksel şiddete tabii şekilde maruz kalmışızdır. Daha da çoğalıyor diye düşünüyorum. Eskisinden daha da çok diye düşünüyorum. Benim karşımdaki hanımefendiyi dövüyor ama kıskançlık herhalde diyorum. Erkeklerse bunun aksine hiç şiddetle ilgili bir tecrübeleri olmadığını söylüyor etrafımda yok. Ki görsem de engel de olurum. Türklerde yani Türk geleneğinde, Türk ırkında kadınlar her zaman baş tacıdır. Hiçbir koşulda kadın şiddeti hak etmiyor. Kadınlar özellikle bayanlar yani. Bizim her şeyimiz. Onlara şiddet uygulanmaması lazım. Psikolog İlkay Gedik, şiddet kurbanı pek çok kadına danışmanlık yapıyor ve şiddetin nedenleri ya da yardım olanakları konusunda kurslar veriyor. Gedik kadınların korunmasına yönelik yasalar olsa da bunların gerektiği şekilde uygulanmadığını kaydediyor. Birincisi gerekli önlemler alınmıyor. Şiddet uygulayan kişi yeterince cezalandırılmıyor. Bunun takibi yapılmıyor. İkincisi şiddet çok olağan bir şey gibi normalleşmiş bir şekilde kabul ediliyor. Handa'nın umudu Eşinin uzun süre hapiste kalması ona kalsa asla dışarı çıkmasına izin vermezmiş. Bu benim başıma gelen tek kadın ben değilim, son kadın da ben değilim. Ama bunun bir şekilde önlenebilmesi için bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Öncelikle bana bunu yapan kişinin de dahil. Yani bu yapılmadığı takdirde hiçbir kadın sesini çıkaramıyor ki dava Ocak ayında devam edecek. Handan için ne kadar zor olsa da mahkemede eşiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak.